Herkese merhaba, Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün beraber erkek boxer'ı yapacağız. Ben bu kalıbı satın aldım. Açıklamaya nereden satın aldığımı da bırakırım. Siz başka bir kalıp da kullanabilirsiniz. Kumaş katına yerleştirdiğim ana parçayı paçadan 2 santim, diğer taraflardan birer santim bırakacak şekilde yerleştiriyorum. Kumaşım 2 kat ve sağ kısmı kumaş katında. Şimdi sıra geldi orta parçayı kesmekte. Bunu da bu V gibi olan kısmı yine kumaş katında kalacak şekilde koyuyorum. Ve her tarafından birer santim dikiş payı bırakıyorum ve kesiyorum. Böyle iki tane parçamız olacak. Sıra geldi keseceğimiz en son parçaya, alt parçası. Yukarıdan ve aşağıdan birer santim, yanlardan ikişer santim dikiş payı bırakıyorum. Neden? Çünkü biz ana kalıbı keserken de paça kısmına 2 santim vermiştik. O yüzden yanlara 2 santim, burada da aynı şekilde dikiş payı bırakıyorum ve kesiyorum. Kumaş katı değil ama iki parça kesiyorum. Neler kestik? Hepsini topluca bir görelim. Bir ana parça kestik. Kumaş katında kestiğimiz için böyle büyük bir parça. Bunu şöyle düzünden, düzü bana bakıyor şu anda, yerleştiriyorum. Aslında çamaşırın ana görüntüsü bu. Kestiğimiz ön parçayı öne, alt parçayı da A kısmına diktiğimizde aslında bitecek. Dikişe önce ön parçayla başlıyoruz. Nasıl dikiyoruz? Böyle V olan kısım vardı ya, onu ikiye katlıyorum. Şu anda kumaşın tersi bana bakıyor. Yani tersinden dikiyorum. Bunları V olan kısmı zikzak ayarında dikiyorum. Çamaşırlarındaki amacımız ne? Hiçbir şekilde tene değen kısımda dikişin olmaması. Hatırlarsanız kadın iç çamaşırında da öyle yapmıştık. Sağ yukarıya da bırakırım eğer bakmak isterseniz ona da. Burada da aynı şeyi yapacağız. İki ön parçanın arasına ana parçayı dikeceğiz. Şimdi ne yapıyorum? Önce iki parçanın arasına ana parçayı koydum. Kumaşlar yüz yüze bakıyor. Bunun da içi düzü, bunun da düzü, ikisini arasına gelip ana parçamı iğneliyorum. Doğru yaptım mı diye kontrol etmek isterseniz şöyle düzünü çevirdiğinizde nasıl bir görüntü olacağını fark ediyorsunuz. Gelip buradan dikiyorum. Dikerken önemli olan ara parçayı, yani iki ön parçanın arasında duran ana parçayı kaydırmamak. Üçünü aynı anda net bir şekilde dikmeniz gerekiyor. Aradan kaçmasın. Bu yüzden de özellikle bunu sonuna kadar gösteriyorum. Bakın hep kontrollüyüm. Aradaki parçayı da diktiğime emin oluyorum. Diktim, geldim. Şimdi şöyle baktığımızda sağ tarafın ön kısmı halloldu. Şimdi ne yapmalıyız? Bu ucunu da diğer tarafa dikmeliyiz. Nasıl dikeceğiz? Yine kumaşın yüzüne bakacak. Bu şekilde. Bunu nasıl yapabilirim kolay bir şekilde? Tersinden katlayarak yapabilirim. Çamaşırı tersine döndürdüm ve bu kısımları yüz yüze bakacak şekilde iğneliyorum. Şimdi ön parçanın ikincisini nasıl iğneleyebilirim? Yani yine 3 kat yapmam lazım. Çamaşırı seriyorum. Ön parça, boştaki ön parça bende kalacak şekilde kıvırıyorum. İğnelediğim yeri tutuyorum ve
öbür parçayı aşağıya atarak iğnelediğim yere üçüncüyü de iğneleyebiliyorum böylece. Yine ne oldu? Çamaşır iki tane ön parçanın arasında kaldı. Bu üç katı dikeceğim. Diktikten sonra arasından çıkarınca bakın göreceğiz ki ön parça gayet temiz bir şekilde dikildi. Yani ne önde dikiş var ne de çamaşırın içinde dikiş var. Bizim bu işlemi yapmamızın sebebi zaten buydu. Sıra geldi alt parçaları dikmeye. Yaptığımız işlemi birebir aynısını yapacağız. Dikiş tekniği olarak yine amacımız dikişlerin içeride kalması, yani ne dışarıdan gözükmesi ne de etene temas etmesi. Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde iğneliyorum. Yüzü yüzüne gelecek şekilde iğneledikten sonra bakın kontrol ediyorum demin yaptığım gibi. Olmasını istediğim görüntüye ulaştım. Şimdi yine çamaşırı iki tane alt parçanın arasına koyuyoruz. Yine bütün yüzler birbirine bakacak şekilde iğneliyorum ve dikiyorum. Ön parçada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ne demek bu? Yine ucuca ekliyoruz. İki alt parçanın arasına ana çamaşır parçasını iğneliyoruz ve dikiyoruz. Yine nasıl arasına alma tekniği? Yine kıvırıyorum. Boştaki parçayı tutuyorum ve iğneli parçayı, şu anda iğnesi çıkmış, iğnesini alıyorum ve yine 3 parçayı birbirine iğneleyip dikeceğim. Burada büyük bir parça olduğu için içeride kalan çamaşır parçası, dikkat edin çamaşırı kaptırmayın. Dikerken özellikle dikkat edin ki sadece 3 tane parçayı birbirine diktiğinden emin olun. Yine dürüm oldu. Dürümümüzü düzeltiyoruz. Çamaşırı dışarı çıkartıyoruz. Ve artık sadece paçalarına overlock çekip 2 santimden kıvırma ve beli overlocklayıp lastiği geçirme kısmı kaldı. Bakın gayet temiz içi, hem ön parça hem de alt parçanın içini gayet temiz bir şekilde dikmiş olduk. İki paçayı ve beli overlockluyoruz. İsterseniz zikzak da yapabilirsiniz düz dikiş makinesinde. Paçayı gelip bu dikiş makinesindeki 2 santimden ben kendime ayarlıyorum. Tam overlock'un üstünden yine zikzakla paçaları kıvırıyorum. Dışarıdan gözükecek, bir de giyip çıkarken dikişleri atmaması için buraları da zikzakla dikiyorum. Paçaları kıvırdım, geldim. Şimdi sadece belimiz kaldı. Ben 2X large yani 56 beden için 72 santim lastik kullandım. Ama şöyle de ayarlayabilirsiniz. Çamaşırdan 2 parmak eksik olacak. 2 parmak eksik bir şekilde keserseniz de bedenden bağımsız lastik ölçünüzü ayarlayabilirsiniz.
Lastiğin iki ucunu normal düz dikişle diktim ve geldim. Burada ayarlama yapıyorum. Niye? Çünkü lastik çekiştirerek dikeceğiz. Çünkü daha kısa lastik ve toparlaması gerekiyor çamaşırı. O yüzden nasıl yapıyoruz onu da? Bir tarafı çok işte nasıl diyeyim büzülmüş, diğeri az büzülmüş olmasın diye böyle eşit bir şekilde lastiği çamaşıra dağıtmaya çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Tam ortadan bir iğneliyorum. Sonra lastiğin tam karşısındaki ortadan çamaşırın ön ortasına denk geliyorum. Oraya iğneliyorum. Böylece makinenin başındayken çekiştirirken benim bunlar mihenk taşlarım oluyor. Buralara göre yapıyorum. Lastiği diktikten sonra artık erkek boxer'ımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.